de insanlar var. Yani sen gözünün önünde biri benden yanarken, tabii ki senden de bahsediyorum başta. Gözünün önünde biri yanarken onun ne olduğunu algılayana kadar, o insana yardıma koşana kadar telefonunu açıp, kilit düğmesini açıp, videolar bölümünü açıp onunla selfie çekmeyi düşünen insan gerçekten bu dünyada yaşamıyor. Sen git o sanal alemde yaşa, kafana geçir şeyini. Orada takıl kardeşim. Senin ne işin var? Sokağın içinde, toprağın içinde, İstanbul'un taşının toprağının altına olduğu bir yerde sen varlık gösterme o zaman. Evinde takıl. O ayrı mesele. Fakat böyle iyi insanlar da var. Bir duyarlı adam. Ülkemizde güzel şeyler de oluyor dedirten efendim. Zeytinburnu'nda. 2 yaşındaki bir çocuk balkona çıktı. Annesi o anda bir diğer kardeşini yıkamaktaydı. Kaşla göz arasında saliselik anlarda oldu bütün bunlar. Bebek aşağı sarktı. O anlara tanık olan esnaf eyvah derken korkulan olmadı. Çünkü esnaf bebeği yukarıdan düşerken kucağıyla tuttu ve yakaladı, hayatını kurtardı. Kısa süremiz vardı açıkçası. Saniyeler içinde olan bir olay oldu zaten. Ben hemen gittim, kollarımı açtım. Bir arkadaş daha vardı. Bebek balkonda, onlar aşağıda teyakkuzdaydı. Kollarını açan esnaf 3. kattan düşen çocuğu havada yakaladı. Zaten gitmemizle düşmesi çocuğun bir oldu. Mucize yaşanıyor. Kahraman demeyelim de yani kim olsa zaten aynı şeyi yapar. 2 yaşındaki Suriyeli Muhammed Tarael ailesiyle İstanbul Zeytinburnu'ndaki bu binada yaşıyordu. Önce zaten kollarını şöyle bir koydu biz ilk gördüğümüzde. 2 yaşındaki Muhammed evdeydi, annesi de abisini banyo yapıyordu. Nasıl oldu bilinmiyor ama Muhammed kapıyı açtı, balkona çıktı ve 3. kattan aşağıya sarktı. Kimsenin haberi yoktu balkona çıktığında, kapısı kapalıydı. Hemen koştuk, işte o an zaten bir panik yaşandı. Küçük Muhammed'i balkonda gören esnaf seferber oldu. Kimi çarşaf açmayı düşündü ama kaybedecek zamanları yoktu. Doğan Gümüştaş ve Hikmet Müdabir hemen balkonun altına koştu ve ellerini havaya kaldırdı. Bizler hani birden ne yapacağımızı şaşırdık. Ben hatta orada tişörtümü çıkartıyorum. İşte tam da o sırada korkulan oldu. Muhammed hızla aşağı düşerken Hikmet Müdabir onu işte böyle yakaladı. Ben aldım. Çok mutlusun. Evet. Çocuk indikten sonra çocuğa su verdiler. Benim elim ayağım hala titriyordu. Küçük çocuğun burnu bile kanamamıştı. Herkes rahat bir nefes aldı. Elhamdülillah şükür Rabbime. Çok şükür Rabbime. Allah korudu. Ailesi dün geldi, konuştuk. Hatta para verdiler. Almadık. Kim bu Muhammed? Yavrum benim ya. Dünyadan bir haber dolaşıyordu. Şu kadar küçücük. Bak onu yakalamışlar havada. Ne zannetti acaba? Nereden nereye gidiyor? Allah razı olsun onu kurtarandan da oraya bakıp orada fotoğraf çekmek yerine tişörtünü çıkarıp onları ne denir ona Muratçım söyle. Hani böyle kurtarmak için şey branda gererler ya. Evet evet. Tişörtünü evet. Çıkarmış onu yapmak için. Aynen. Yani, insanlar. Yani düşünceye Allah bak. Korusun. Saliselik kafa üstü anlarda. Gitse hastada olur hayatında kaybeder. Valla çok iyi ve güzel abilerimizden bir tanesi. Buradan önünde saygıyla eğiliyorum. Ne nicelerini gördük. Neler görüyoruz bu ekranlardan ama işte böylesi güzel kardeşlerimizin kalpleri sayesinde bu güzel dünya dönüyor. Bak maşallah. Maşallah. Çok İyi ki şükür. De tutabilmiş. Allah korusun bir de ellerinden kaysaydı şimdi o da ayrı bir efkar içine bürünmüştü. Neyse geçmiş olsun ama dikkat etmek lazım. Özellikle hani ebeveynlere bunu söyleyelim. Yani bir çocuğunuzu yıkıyorsanız diğerinde serbest olmaz. Onu da alacakları, oturacaksın aynı. Yanına. Bunlar çünkü en haşarı oldukları zamanlar herhalde. Geçen Eren gün... nasıldı? O 2 yaşında, 1,5 yaşında. Tabii canım. Civ civ dolaşıyordu tabii her ki. Yerde. Peşinden bırakmazdık yani. Geçen gün, geçtiğimiz günlerde mutfakta yemek yaparken salonda kovanın içindeki suya düşerek boğulan yaşındaki... bir çocuğun haberini verdik. Yani bir çok tartışılır bir şey bu ama... Bir anlık şeye gelmiyor, dikkatsizliğe gelmiyor. Şimdi...